Bundan sonrası bizi bekleyenler. Şimdi ben geçmişte öyle oldu, şöyle oldu demeyeceğim. Şeyden şimdi önümüze bakmak için bir bu faiz artışı geldi. Beklenilen bir şeydi. Önden yüklemeli yapılmalıydı falan, ona da girmeyeceğim. Zaten bu konuda daha önceden de bir şeyler söyledim. Çok da söyleyen oldu. Dolayısıyla ona da gerek yok. Şimdi bu yeterli olur mu önümüzdeki patikaya bakacak olursak? Esas konu şu tabii, maalesef işte bir kur, bu yeni yönetim, ekonomi yönetimi değiştikten sonra da bir kur hızlan, TL değer kaybetti. Oradan da gelen bir enflasyon etki oldu. Yani baktığınız zaman neredeyse 2 ay %20 enflasyon oldu Türkiye'de. Eylül ayı da benim de beklentim %5'in aşağısında değil. Yani bakarsanız... Bu ay mı? Evet, evet. Yani artı koyar diyorsun. Evet, tabii. Hatta daha bile fazla. Biz yılı kaçta kapatırız? Şimdi işte mesele şu, bu faiz artışı yeter mi dersiniz? Yılı eğer %66 falan gibi kapatacağınızı düşünmüyorsanız, zaten Merkez Bankası da onu söylüyor. Tahminin üst bantı diyor, oraya yapışmış durumda. 65'e yapıştırmış yani. 66 derseniz oraya nasıl varırsınız? Eylül'de 5, geri kalan aylarda Ekim, Kasım, Aralık'ta mesela 3,5 falan yapsanız 66'ya gelirsiniz. Bu hesap bu. Şimdi buna eğer inanıyorsanız, bu olacak diyorsanız mesela, 3 ay paranızı bağlamak isterseniz, sizi TL'de ve derseniz ki işte ben tutmayacağım dövizde paramı ve TL'de tutacağım ve 66 enflasyona da inanıyorum. Dövizde bu arada daha az artacak. Şimdi burada isteyeceğiniz faiz oranı sizin yıllık bazda söyleyeyim 44-45 falan istemeniz lazım. Yani bunu enflasyonu sıfırlamanız için, yani şey olacak, senenin sonunda baktığınızda 3 ay parayı bağladım ve enflasyonuna karşı bütün kendimi şey yaptım. Hiç kazancım olmadı ama en azından korudum. Enflasyona karşı korudum. Kur da bana bunu sağlamıyor. Bunu yapmanız için kurun da yapmayacağını düşünmeniz lazım. Ya da başka bir şeyin bu getiriyi size vermeyeceğini düşünmeniz lazım. Yani otomobil alsam 3 ayda bundan daha fazla kazanırım dememeniz lazım. Ne aklınıza ne geliyorsa. Yani evime işte çamaşır suyu depolasam bunun daha fazla getirisi olmaması dememeniz lazım. Bütün bunları dememeniz lazım ki bunu yapasınız. Bu faiz oranında 44-66'ya inanıyorsunuz. Yani bankaya TL'nizi yatıracak olursanız yaklaşık söylediğim 44-45 falan. Yani ben bugün götürecek olsam, bankama TL'mi verecek olsam 44-45 istemem lazım. Yani yıl sonu 66'ya inanıyorsam. Veriyor mu bankalar 44? Yani şimdi bakalım bundan sonra 5'ten sonra oralara gidecek mi mevduat faizleri? 40'lara yani, vardı galiba. Bazı bankalarda vardı, bazı şeylerde vardı ama... Yatırdığınız para yani oranına göre bu. Değişiyor. Yani şimdi enflasyonu önlemek istiyorsanız bir kere bunu yapmak zorundasınız. Yani çünkü o zaman ne yapılır? Herkes için 66 Merkez Bankası'na inanıyorsanız... Bankadan da bu faizi istemek durumundasınız ki paranız değer kaybetmesin. Değil mi? Yani TL en azından enflasyona karşı. Resmi açıklanmış olan enflasyona karşı. Dolayısıyla şimdi ondan sonrasında ayrı konu. Zaten ondan sonra da yılbaşı gelecek. Yılbaşından sonra da ayrı ayrı ne olacak enflasyon diye düşünmek lazım. Bu kadar kısa vadeli düşünelim. Çünkü burada politika bu. Olması gereken... Bu hesaba göre. Yoksa buna inanmıyorsam ben, eğer borsadan daha fazla getiri elde edeceğimi düşünüyorsam vesaire. Zaten yatırımı düşünen yok bu ortamda. Onu geçiyoruz. Onu gördük zaten. Öyle mi? Düşünülmez de zaten. Evet. Tabii o enflasyonu o yüzden indirmemiz lazım. Yatırım yapabilir hale getirmemiz lazım burayı. İnsanların önünü görebilir, yatırımcının iş yaratacak ve iş kuracak ve önünü görebilir, uzun vadeli düşünebilir olması lazım. Bu başka türlü enflasyonu düşürmeden bu nasıl olacak? Zaten yaşadığımız süreç bunu bize gösterdi. Yani bunu başladığımızda bakın 11,5'tu. 21 faiz indirmeye başladığımız yılın büyüme oranı 11,5'tu. Gelecek ondan sonraki yıl 5,5'a düştük. Yani bu rakamlarla bu kadar açık ve meydanda. Şimdi bunu yapmadığınız zaman o zaman demek ki ben ithalatı da düşüremezsiniz. Bu sefer kur tarafında da sürekli zorlanırsınız. Kuru da tutmak için müdahale etmek zorunda kalırsınız. Ama öyle bir şey olmayacak dendi. Ama şimdi o oluyor. Olmayacak demesi. Şimdi bir de hala şöyle bir şey var. Ya tabii oluyordur ama şöyle de bir şey var. Orada da Merkez Bankası'nın hakkını da yememek lazım. Şimdi
Merkez Bankası neredeyse bütün döviz likiditesini topluyor. İhracatçının hala elindeki dövizini alıyor. Dolayısıyla bir miktarda piyasaya döviz vermesi lazım. Yoksa onu almasa zaten o döviz oraya girecekti. Şimdi bunların hesabı kuru da şöyle de bir şey var. Şimdi kuru ben burada tutayım bu hesap, bu anlattığım hesaba göre. Kur da çok önemli enflasyonun yukarı doğru gitmemesi için zaten. Şimdi ama oraya da belli bir rahatlık da vermesi lazım. Çünkü enflasyon böyle gittiği zaman ve kur da o hep bu değer kazanmadı ve TL aynen bu düzeyde kalıyor. 27'lerde kalıyor mesela kur senenin sonuna kadar. Ve şimdi şöyle düşünüyorlarsa işte buradan biz insanları bakın kurdan getiri yok bu sefer. Ondan sonra sizi TL'ye böyle zorlayalım diye düşünülüyorsa ve buradan enflasyon kontrol altında tutulmak isteniyorsa olabilir ama bu hesapta şeyde zorlanıyor o zaman. Bu yaptığım senaryoda ithalat öyle bir yukarı doğru gidiyor ki döviz ihtiyacı sürekli fazla hale geliyor. Cari işlemler açığı veriyorsunuz. Dövizi bu sefer döviz tarafında zorlanıyorsunuz. Yani açmaz bu. Şimdi maalesef ister istemez bu hale gelmiş bir yerde bu dediğimi TL'ye en azından bir güveni kazandıracak bir mevduat faizini ve bu fiyatlama davranışlarındaki bozulma deniliyor ya onun önünü kesmek için de bu geçerli. Çünkü bu ortamda ne oluyor? Herkes bu dediğim ortamdan dolayı hiçbir şekilde TL'de durmak istemediği için hepsi mala şu veya bu. Yani varlığa ya da mala yönelmek istediği için zaten fiyatlardaki o yükseltme hareketini kesemiyorsunuz önünü. Çünkü şey bakıyor işte mesela TÜİK'in verisi var. Bakın mesela karlara nasıl artmış. Yani son dönemde enflasyonun kaç katında. Her sektör için farklı farklı ama inanılmaz bir kar yükselişi var. Ne demek bu? Enflasyon çok daha üzerinde bu sefer. Fiyat artışları geliyor. O beklentinin, pardon enflasyon bazı sektörler için öyle de. Yani o kur beklentisinin vesairenin üzerinde ya da kurdan gelen maliyet artışlarının çok üzerinde fiyat artışları yapılıyor. Bu sefer de enflasyonun önünü kesemiyorsunuz. Çünkü o talep orada olduğu sürece o fiyatları arttırmaya doğru firmalar yöneliyorlar. Bu ortam müsait olduğu için. Bu ortamı kırmanız lazım. Fiyatlama beklentilerindeki beklentilerindeki düzelme vesaire orayı kırmak Merkez Bankası'nın yazdığı işte yayınladığı bildiride bu o anlama geliyor. Onun için bu oradaki talebi düşürmeniz lazım ve TL'ye bu güveni sağlamanız lazım ki o yönelim olmasın. Sadece krediyi kısarsanız tamam kredi kısılmasının öyle bir miktar olarak çünkü şey koyuyor bir taraftan da tamam faizlerle böyle hızla ben bunu yukarı doğru faizleri götürmeyeyim, burayı biraz koruyayım, oradaki şeyini de anlıyorum ama o yani zaman... Yatırımları komple bitirmeyeyim mi oradaki hassasiyet? Bence birazcık şey hassasiyeti. Şimdi böyle yaptığınız zaman şimdi geldiği yer itibariyle bazı firmaların en çok korkulan şey o burada. Tamamen böyle birdenbire soğutursak işsizlik olacak. Bir de o işsizliği yarattığınız ortam, geçmiş ortam 1,5-2 yılda da çok gelir dağılımının bozulduğu bir ortam. Yani bu öyle bir şey olmasaydı belki bu işsizliği daha rahat göze alabilirdi ekonomi yönetimi. Ama şimdi onu da önüne almak istemiyor. O yüzden böyle yavaş gitmek istiyor. Böyle kontrollü gitmek istiyor. Bunu anlıyoruz ama bu kontrollü gidiş de biraz önce anlattığım bir açmaz var. Yani faizi oraya taşımadığınız zaman bunun önünü kesmeniz çok zor. O zaman... Bakın mesela ne olacak? Diyelim ki bu senaryoya inandık ve ben bu anda buldum bir yerde. Mesela %40-44 faiz buldum ve dedim ki döviz artmayacak. Başka bir yere de koymayacağım. Ben paramı TL'de tutayım ve onu çektim bakın harcama akımından. Dolayısıyla o biraz önce enflasyonu artık beslemeyecek bu en azından ve şey yapmayacak. Ve o zaman ama sonra ne oldu mesela? Enflasyon %70 çıktı mesela senenin sonunda. Falan. O zaman ben bir daha güvenmeyeceğim buna. Evet mesela. Psikolojik bir şey mi ya bu kadar? Hayır psikolojik bir şey değil işte bu. Hayır neden psikolojik olsun? Harcamazsanız olmuyor. Her şey artacak diye düşünmezseniz olmuyor. Bu anlamda soruyorsunuz. Çok doğru. Evet şu anda mesela hepimiz düşünelim. Hepimiz psikolojik olarak bir anda harcamayalım enflasyon. Tabii ki düşer yani. Bundan daha
O psikolojik bir şey o zaman. Dursak duracak yani. Ama ama duramıyoruz. Ha, buyurun. Hayır, yani ortam niye sizi durdursun? Konu o. Yani siz şimdi rasyonel bir insansınız değil mi? Paranız değer kaybetmesin istiyorsunuz. Kendinizi korumak istiyorsunuz. Dolayısıyla ne yapmaya yöneliyorsunuz? Burada bir alternatif... Herkesin durması lazım. Yani, başkaları durmayınca... Ama siz... paranın fiyatı işte faizi size onu alternatif olarak size onu sunmadığı zaman başka bir yere gidersiniz. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Ben Türk lirasının fiyatı, Türk lirasının şeyi, faizi, dolayısıyla ben onu ona veriyorum onu. Yoksa ne yaparım? TL'yi tutmam elimde. Başka bir şey alırım. Mal alırım, şey alırım. Ne bulursam onu alırım. Yani bana onun üzerinde gideceğini düşündüğüm bu psikolojik bir durum değil. Yani bu bir analiz yaptınız ama psikoloji nerede? Hepiniz buna inanırsanız, hani hepimiz hep beraber buna inanırsak, ha, çıpa, ha, tabii çıpa, Merkez Bankası'nın çıpa dediği vesaire dediği de bu. Sizi diyecek ki, ya bakın enflasyon bu kadar olacak. Yani ben size bunu öngörüyorum, ona göre kendinizi ayarlayın diyecek. Ben de ona göre beklentilerimi çıpalayacağım, ona göre beklentilerimi oluşturacağım. Şimdi ben ne diyorum? İnanıyorum Merkez Bankası'na, 65 üst banda vurdu. Bana 3 aylık mevduat faizi %40'ın altında veren bankaya para yatırması için hiçbir bir şeyin, vatandaşın gerekçe yok. Yani bu biraz paranız mı var, derdiniz var durumu hocam. Şimdi paranız bir yoksa taraftan, daha büyük derdiniz var. Onu diyecektim. Şimdi bir parası konu olmayan gerçekten evet, büyük bir kitle var. Evet. İşte, onları nasıl çarpıyor bu konu? Bu onları çarpan enflasyon işte. Hepsini beraber çarpan. Bu paranızın şimdi sizin... Siz paranızı korumaya çalışıyor olabilirsiniz. Mesela bu korumaya çalıştığınız para çok küçük de olabilir. Dolayısıyla sürekli olarak zaten alım gücünüzü yitiriyorsunuz. Mesela değil mi? Şimdi ücretiniz var. Ücretiniz sürekli satın alma gücünü kaybediyor. Senenin sonunda geçmiş enflasyona göre ben onu düzelttiğim zaman ben arada kaybettiğim şeyi tekrar kazanmıyorum ki. Kaybettim, bitti o artık. Ondan sonra o tekrar başladığım yere geri döndürtüyor beni sadece. Zaten enflasyon kaybı bu. Mesela biraz önce karları vesaireleri falan anlatırken, hani şirketler hepsi değil, sektör vesaire falan, ama baktığınız zaman ciddi olarak burada bir kar artışı var. Onlar bunu yapmışlar, kendilerini buna karşı korumuşlar, hatta daha fazlasını elde etmişler. Ama öbür tarafta işçiler, sabit ücretliler bunu yapamamışlar bunun içerisinde. Onu da birazdan konuşalım. Yani böyle bir ortamda parası olanın çok daha fazla para kazanması, işte olmayanın çok daha fazla mağdur edilmesi bir durumunda. Bir şey ekleyeyim, bakın ama konuşalım. Meselemiz tek bir şey söyleyeyim. Meselemiz TL'den para kazanmak. Yani hani burada o paralar nasıl kazanılıyor? İşte bu, otomobil satın alıyorsunuz, ev alıyorsunuz vesaire. Bu sorunu yaratan şey bir tane bu. Yani hani şimdi insanlar kendilerini böyle enflasyona karşı orada burada koruyor olabilirler ama bir sürü kaybeden var bu arada. Onu anlatmak istiyorum.